Çevirisini 2017'de tekrar adaptasyonunu yani uyarlamasını tekrar yaptılar. Çünkü Mizer'in birinci versiyonu var. Bu ikinci versiyonu ve Londra'da Bruce Willis oynamıştı. O istemiş ve onun için yapılmış bu. Onun için yapılmış yani. Bu yüzden ben bu uyarlamayı çok çok daha beğeniyorum. Ben çok şaşkınım. Okudum da bunu. Bruce Willis bir sinema oyuncusu. Evet. Bir tiyatro kariyeri olduğunu bilmiyordum ben. Ben de bilmiyordum. Galiba ben şöyle bir şey, tiyatroda da kendini göstermek istiyor. Bruce Willis Amerikalı değil mi? Evet. Evet. Peki bu da garip bir şey. Bir Amerikalının Londra'da yani İngilizceyi İngilizce gibi konuşan bir ülkede bir Amerikalı olarak tiyatro sahnesinde olması garip. Evet ama işte oyun Colorado'da geçtiği için daha doğrusu Amerikalı oynadı. Yani tamam. Yine de o Amerikan aksanıyla evet, kendini tamam oynuyor. Çok da başarılı geçti yani geçmiş oyun. Uyarlamasında ben de pandemide bunu görünce... Oynamış mı uzun süre? Tabii oynadı. Ve ama ondan sonra da zaten bir kaza geçiriyor. Ve o zamandan beri de yani hem film hem sinema yapamıyor hem tiyatro yapamıyor. Evet. Yani bu oyun onun son şeyi. Dedin? 2017'de... Çok yakın tarih. Tabii. 2020'de de ben bunu görünce zaten Mizer'i izlemiştim. Yani hepimiz izlemiştik. Canım sıkılıyordu pandemi döneminde. Ya dedim ki ben bunu bir çevireyim. Denize 60 gibi bir çeviri sen yani. Sen kaç dilde çeviri yapıyorsun? Yani bunu mesela senin Fransızcan var, İngilizcen de mi çok iyi? Yani çok çok iyi değil. Çalışmam gerekiyor. Fransızca da bir çeviri yaptığım yani zaman. Sen iki dilde çeviri mi yapıyorsun? Tabii tabii. Ama İngilizce çeviri çok yakışıklısın. Çok yani bu olsam ve benim için can sıkıcı olan şey bu yani. 20 senedir Okan Bayülgen programlarında çektiğim aynı bunu her programda. Manipülasyon. Beğeniyor demek ki yani. Ben de, hayır kıskanıyorum ya. Yani. Beğenmek başka bir şey. Beğenirsin onu değil. Yani kıskanmak ve ona karşı işten içe bir öfke hissetmek başka bir şey. Mukabele. Ben de seni beğeniyorum. Canım ben de. Peki sonra çevirdin. Mesela canın sıkıldı çevirdin mi? Çevirdim. Hakikaten canın sıkıldı çevirdim. Ama ben 2-3 tane oyundan biraz çevirdim. Biraz Oğuzhan senden de bahsedeceğim. Sadece oyun. Mesela Oğuzhan da bazen canı sıkılıyor. Böyle 10 milyonlarca izlenen program yapıyor. Yani sadece can sıkıntısından. Evet. Vakit boş olur değil mi? En büyük yaratıcılık canımız sıkıldığı zaman o. Yani hiçbir şey yani şey derler ya hiçbir şeyin yapmamanın ne kadar yorucu olduğunu peki, bilemezsin. Bir de mesela ben şunu çok merak ediyorum. Oğuzhan'la biz mesela ikimiz de tenis oynayacak vakti hiç bulamıyoruz. Bulursun aslında. He. Başka şeylere harcıyorsun. Bir de boş bazen vaktini. Böyle bir ben seni Instagram'da takip ediyorum. Allah kahretsin takip etmez olaydım. Çünkü hakikaten sinir bozucusun Instagram'da. Şimdi de mesela ama o güzel duvarın bozucu önünde müthiş kostümleriyle şöyle bir şey yapmış yani. Dalmış yani. Dalmış. Düşüncelere dalmış. Sonra başka bir duvarın önünde başka bir düşünceye dalmış falan. Senin var mı öyle fotoğrafların? Maalesef. Ha? Ben afişçiyim. Ha, evet. Afiş, program teaserı. İşte bahtımıza ne çıkarsa. Daha da acayip. Evlendin ve çok mutlusun. Evet, bu da sinir bozucu. Mutluymuş gibi mi yapıyorsun? Yok mutlular. Tanıyorum ya, eşimi. Evlilik de mutluymuş gibi bir yere kadar yapabilirsin. Bir de yüz yani kızartıcı bir durum. Bu çok yaşlı yaşında bir de bebek bekliyorsun. Yani bu çocuk yani bu yani gerek yoktu. Öyle mi diyorsun? şu anda kaç yaşındasın? Herkese rezil etmek için soruyorum. 52. 52. Evet. Ne olacak o çocuk? Nasıl ne olacak? Allah onu, sağlık versin. Onu, bilmem sizce ne olacak? Vallahi astroloji 71'lerin yeni çok iyidir ama. He? Karizması da 71'lerin yeni çok iyidir. O 72'li. 71'le. 72'li. 71. 71. Ben yıllarca beni 70'liyim diye kaldım. Bir an tereddüt ettim. 71. Ama 71'lerde zaten özel bir şey var yani. Özel bir aura peki, var bence. Peki bu çocuk şöyle seni üzmek istiyorum. 10 yaşına geldiğinde sen 62 yaşında olacaksın. Evet. Evet. Ne farkında? Ama Cansel 60, İnşallah bu arada. 60'lıkken 50 görünüyor olacak dolayı ve 50 enerjisinde oluyor olacak. Dolayısıyla o ya enerji gerçekten farkından kurtarabilir. Niye mesela ben 60'ken 60 görünüyorum da Cansel 60 olunca siz 50 görünecek? Siz de 60'ken 60 görünmüyorsunuz. Ya bu tamam. Evet. Oyun çıkarıyorsun. Mozart'ta izledim seni. Mesela oradan oraya zıplıyorsun. 25 yaşında bir adam oynadı Mozart'ta. Saçının bu böyle dağınık yani bu programı önemsemiyormuş gibi buraya gelmiş olmak. Yani bir hani yanlışlıkla mı dağıldı yoksa sen aynada buna çalıştın mı? Senden öğrendim. Peki müthiş çeviri. Teşekkür çok, ederim. Çok iyi anlaşılan bir Türkçe.
Çok güzel akan bir Türkçe, akan bir dil. Senden çok bahsettik. Şimdi müsaade edersen, yani fırsat verirsen hanımefendi de. Ama şöyle bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Çevirilerde tabii oyuncu olduğun zaman da ağza oturan kelimeleri çok kolayca bulabiliyorsun. Bazı Türkler evet, var. Bence de çok onlar çok önemli. Oluyor. Onları böyle aslında böyle törpülersen insanın gerçekten de daha akıcı, daha da böyle ağza oturan cümleler yazabilirsiniz. Merak ettiğim şu. Bir gerilim ya da korku işinde iki kişilik bir iş imkansız gibi geliyor bana. Evet. Yani bir korku işi, bir gerilim işi iki kişiyle olmaz. Hani bir de üçüncü kişi var ama işte geldi gitti falan. Ama zaten sinema olarak da çok zor, çok cüretkar bir iş. Tiyatro olarak daha da cüretkar ve seyirci ayakta alkışladı. Teşekkürler. Allah kahretsin. Ama Kayhan Berk'in burada tabii şeysi yönetmenimizin var, etkisi var. Ciddi bir dokunuşu yani. Bir de yani müsaade ederseniz de burada Tema Sanat ve Sercan Bey'le çok teşekkürler. Çünkü böyle bir türe para koymak da önemli. Evet. Tiyatroya da böyle destek olmak, yatırım yapmak da şey ama geri dönüşünü alıyorlar. Peki yatağa bağlanmış bir adam var. Evet. Şimdi oyunculuk olarak da zor, yönetmenlik olarak da zor bir şey. Yani sahnenin merkezinde çok önemli bir yazar, yatağa bağlanmış bir yazar. Bu durumundan dolayı bir kere mahkum durumunda, sonradan aslında düzelse de bu mahkumiyetin devam edeceğini anlıyor. Bunu anlıyor. Orada bir tabii ki çaresizlik. Müthiş oynadın onu, müthiş bir dönüşüm var. Tabii. O çaresizlik işine girmek. İlk başta bir kibirle üstten aldığın, sonra yavaş yavaş pazarlığa giriştiğin ve depresyona girdiğin ve sonra da çıkış yolları aradığın bir durum var. Şimdi bu senin dramın. Bu müthiş. Şimdi hanımefendi de başka bir şey var. Hanımefendi bir tiyatroda oyuncuya yapması gereken, yap diye verilmiş olan her şeyi yapıyor. Oradan alıyor, oraya koşturuyor. Burada odadan bu odaya onu yapıyor, bunu yapıyor. Geliyor falan filan. Yani şöyle anlatayım sevgilim ve canım efendim. Ortada bir adam, sanıyorsun ki adam rahat bir pozisyonda değil. Ama etrafında fır dönen, kimi zaman bir anne şefkatiyle yaklaşıp hemen ardından bir ejderhaya dönüşen falan bir kadın var. Aslında yönetmen Kayhan şöyle bir örnek verdi. Dedi ki bir metafor olarak karadul örümceğini. Evet, örümcek şeyi gibi. Dedi ki ortada ağında bir avı var işte orada. Av var ve onun etrafında dönen bir karadul gibi. Çok güzel metafor. Ben böyle bir metafor veremem mesela. Aklıma gelmez. Şunu merak ediyorum. Tabii ki premierde bir oyunun oturmuş dört dörtlük bitmiş olması mümkün değil. Hmm. Yani premier ilk sınav ve seyircinin önünde ilk defa buluşuyor, korkudan gebererek ay repliğimi mi unuturum, yanlış antre mi yaparım, partnerimi yanlış bir replik mi veririm falan filan gibilerden bir sürü endişeyle ve oyunculuğu tam da gösteremeden ama daha sonra çünkü tiyatroda güzel tarafı ne zevk alıyor bu oyuncular? Şimdi bunu çok soruyorlar. Diyor ki mesela neden? Ya niye gidiyor? O diyor, adam diyor film çekiyor diyor. Gidiyor evine yatıyor diyor. Ya bir kere o film çekimi de tiyatro provaları kadar sürüyor. Zaten o da 1,5 ay sürüyor. Sonra sen bunu bıkmadan, üşenmeden her gün aynı şeyi o zaman ne diyor tiyatrocu, parmağını kaldırıp hayır diyor, aynı şey değil. Aynı değil tabii ki. Aynı bizim değil. Son her oyun başka benim, benim son oyunum mesela mikrofonum bozuldu. Evet, sürekli cızıltıyla oynadım. Yani bir ara demek istedim. Ya bir dakika oyunu kusura bakmayın mikrofonu düzeltmek istiyorum falan demek istedim. Diyemezsin ama ki. Diyemem. Çünkü orada çok cızırdım, bir de, o yüzden de şimdi 75 dakika süren bir oyun bir baktık. Abi 83 dakika, 8 dakika, 9 dakika daha fazla uzun sürmüş. Benim bu konularda mesela şey oluyorum yani moralim bozuluyor. Evet. Diyorum ki bir sonraki oyunda hemen vidaları ama sıkıyoruz. Ama şunu özür dilerim. Sizce hissedilmiyordur. Tabii. Karşı taraf bilmiyor. Hayır, ben mesela müthiş bir performans seyrettim ve tereyağından kıl çeker gibi kotarılmış bir ilk oyun seyrettim. Ben belki aksilik varsa ben onu anlamamışımdır. Yoktur. Çünkü seyirci olarak falan. Yoktur. Şimdi bu ilk oyunda
siz tabii ki kendi climaxinize ulaşabilmiş değilsiniz. Kim bilir kaç oyun sonra oturacak. Neler neler. Her oyunda başka bir şey fark ediyoruz. Başka bir bakış şey olacak. Çok çok değişiyor. Ama, ilk oyununuzu nasıl buluyorsunuz sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim ilk oyunumuz gerçekten iyi geçti. Çünkü o ikimizin arasındaki uyumu gerçekleştirebildik. Bir de bu gerçekten de bir violonsel ve bir kemanla ikisinin böyle beraber gittiği böyle bir oyun. Yani bir senfoni gibi. Ama iki kişilik düet gibi bir şey. Ve bu notasını kaçırırsam birdenbire her şey böyle bozulabiliyor. O yüzden de bazen aslında şöyle bir şey var. Sen duyguya giriyorsun, oynuyorsun ve iyi oynadığını zannediyorsun. Ama halbuki iyi oynamıyorsun. Birkaç prova biz bunu yaşadık. Çok kaptırdık kendimizi. Bazen oyunlarda da oluyor. Ve Kayhan dedi ki sakın ne yapıyorsunuz dedi yani. Biz burada orada şey oynamayın. Hamlet'in böyle neyin adı kafayı alıp böyle hissetmesinden gibi bir şey yani. O oyuncu ben hissediyorum, duygulanıyorum ama aslında hiçbir şey olmuyor. Senin duyguların bizi ilgilendirmiyor ki. Senin o duyguları nasıl öbür tarafa aktardığın önemli. Bazen kendi duygunun içinde kaybol. Fazla yaşamak istiyorsun oyuncu olarak. Burada önemli olan oradaki situasyon. Yani bir durum. Sen duruma doğru gitmen lazım. Lafların aslında önemi yok ve senin duyguların önemli değil. Sen ikinizin beraber yaşattığı olay önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Bunun üzerine çok çalıştık. Bu yüzden de bir ensemble olarak 75 dakikayı hızlı şekilde ve tempo şekilde o gerilimi gerilim olduğu az için önce anlattığım gibi karakterlerin geriliminin üzerine doğru çalışarak bir senfoni yani bir o notaları iyice ezberleyip ona göre oynamak lazım. Bir şey merak ediyorum. Buyurun efendim. Oyunda anlamadım. Salaklığıma ver. Çünkü Kayhan'ın resminde Kayhan bir şey yapmış. Buyurun. Bu kapıya gelen polis. Evet. Şimdi herkes de soruyordur, siz de bıkmadan anlatın. Şimdi bu polisi biz sahne sağında görüyoruz. Çaldığı kapıyı açtığında sen sahne solunda beliriyorsun. Evet, aynen öyle. Sonra beyaz aydınlanıyor. Pardon, o sarı aydınlanıyor. Sen beyaz aydınlanıyorsun. Evet. Değil mi? Sen daha... Evet, birazcık daha parlak bir renk benimki. Seninkisi daha parlak evet, ya da aynen tersi miydi? Bilmiyorum. Bence benimki daha parlak değil, pardon, daha donuk renk benimki. Evet. Yani birisi sanki ev içi rengi, birisi ev dışı aynen rengi öyle gibi geldi aynen bana. Öyle. Yani farklı aydınlatıyor, biri ev içinde, biri ev dışında görünüyor. Ve aynı zamanda da dış sesler giriyor kapı açıldığı için evet, sözde. Peki. Ha, şimdi bunu anladım. Fakat sonra dedim ki buna ne gerek var? Niye adam gelip de karşılıklı bu gelmedi, karşı karşıya gelmedi bu polisle bizim neydi şey? Eni. Fakat sonra içeri giriyor. Sonra içeri girerken bu normal sefer giriyor. Yan yana oldunuz. Niye böyle yaptınız? Çünkü bir kere bütün oyunun çünkü bir espri vardı. O sana bir kart verdi. O kartı bir ben aldım. Bir ışık bir gitti geldi. Kartı aldım. Böyle bir espri vardı. Bu espriyi ama zaten ilk bu espriden dolayı öyle yapmadık. İlk provaları aldığımız zaman şimdi bu oyun aslında bütün oyunda şunu merak ediyorsun. Bu adam kendi kendine buradan kurtulacak mı? Sonra Şerif'in varlığı ortaya çıkınca Şerif kurtarabilecek mi? Fark edecek mi olanları? Bu gerilimi çok taşıyan bir şey. Uğur, Baran'ın yani Şerif'in varlığı. Şimdi biz onu karşılıklı oyunun içinde böyle oynadığımızda ikimizin de yüzünü ve mimiklerini çok görsün istedik izleyici. Çok kapanıyoruz. Ve o kapanma halinde çünkü karşı karşıya gelmeyi en iyi bu şekilde verebilir. Aslında şöyle yapıyor. Sebebi de şu, izlediğiniz için siz biliyorsunuzdur. Annie'nin bir yerden sonra artık bu sosyopat kadının bu durumu idare edecek gücü kalmıyor. Çünkü artık işler kendi kontrolünden çıkmaya başlıyor. Ve ilk baştaki tatlı sevimli iyi günler ne istemiştiniz diye açan kadın ne var diye açıyor. Ve onun o değişimini izleyiciye çok birebir göstermemiz lazım. Bu kadın artık sarpa saracak ve toparlayamayacak bu işi. Ne verip evin içine girdikten sonra da bu gerilimi çok tırmandıran bir şey. Buna hizmet ettiği için böyle bir şey seçtik. Kayhan'ın resmiyle ilgili hemfikir olduğum hemfikir olmadığım bir şey yakalanmış bu oyunda. Yani hemfikirim ve hemfikir değilim. Aslında üzerinde düşünüyorum. Daha kendi kendime de netleşemedim bu konuda. Sinematografik efektler. Arka plandaki sesleri mi diyorsunuz? Evet, arka planda çünkü şeyler var. Helikopter geliyor, onun kazada hayalindeki arabalar var. Evet, benim hayvanlarımın sesleri Hayvanların sesleri var. Ondan sonra kapı açılmaları bilmem neleri falan. Bu sesler
bu seslere önem verilmiş. Evet. Evet, evet. Yani aslında burada hemfikirim ve hemfikir değilim. Yani acaba şu kaygıyı güttünüz mü diye soruyorum. Ne de olsa, ne de olsa aslında sinema için yapılmış, değil mi? İlk tabii. başta. Tabii. Sinema için yapılmış, sonradan tiyatroya uyarlanmış bir eserde sinemayı, ki bir de Oscar falan da aldığı için insanlar bir background'la geldikleri için tabii. buraya, özür dilerim Seda Sayan gibi konuştum. burada o sinema tadıyla gelenleri de kaybetmemek için bence. Gibi bir şey mi güdüldü? Konuşuldu yani, mu bu bilmiyorum. Olabilir. Yok yok, hani şöyle bir şey konuşuldu, var. Ya da Kayhan düşündü yok, mü bilmiyorum. Hayır. Şöyle bir şey var. Şimdi sinema filmindeki, filmdeki gibi bir mizeri herkes yapabilir. Alırsın o dekoru, aynı kıyafetler, aynı saç tıraşı, aynı olayı yapardık. Ama biz burada bizim mizerimizi yapmak istedik. Yani evet. Kayhan Berk'in kafasındaki bir mizeri yapmak istedi. Onun kafasındaki mizeri, o işte karşılıklı konuşulan mizeriler, o bu az önce arka planda domuzun varlığı falan çok önemli çünkü onun için. Bir yandan da evet, sinema severleri, biz de seviyoruz filmi, ben de seviyorum. Ona da bir göz kırpma gibi bir gönderme. Ve hatta bence, şeye de göz kırpıyoruz, kitap okuyucularına da göz kırpıyoruz. Evet. Ara göndermelerimiz var. Cansel'in uyarlamasının üstüne sonra biz kitaptan da bazı anlar ekledik üstüne. Ve benim için mesela çok önemliydi, onun için de keza. Sürekli kitapla beraber ilerliyor. Evet, yani dramaturg da Noyan da, evet, hepsi beraber. Çünkü bir kült bu iş ve bugüne kadar mesela bizim okuduğumuz kitaplar sonra filmleştirildiğinde hep bir memnuniyetsizlik vardır ya, bunda da bunu biz kabul ederek girdik. İlk söylediğimiz şey, hatta biraz daha böyle ilgili madem bunu konuş, dedi ki yani sen Kathy Bates diyecekler. Yani Kathy Bates'le sürekli kıyaslayacaklar. Buna kıyaslanmayı ama nasıl kabul edeceksin dedi diye. Bana Kayhan. Emin misin dedi yani, seni Oscar alan bir kadınla kıyaslayacaklar. Ama benim burada hoşuma giden şey... Ben de olur dedim. ne kadar güzel bir şey. Tatlı bir yerden giriyor. Yani diyorsun ki bu kız çok tatlı, bu kadın çok tatlı başlıyor. Bu arada, çok sevimli başlıyor. Filmi izlediniz mi siz mizerini? Tabii tabii. O, şimdi ben sinemada izledim. Çok yaşlı olduğum için. Kathy Bates'in... Ve o İstanbul, yani İstanbul'da sinemada izledim. O zaman ve, bayağı gerilmişsinizdir hem de. Çok çarpıcıydı. Evet, o dönemde çok bayağı çarpıcıydı. Yani peki, özür dilerim, bir ara vererek Cansel'i tabii herkes tanıyor, çok seviyor, bu programa geleceği için bütün fan hesapları ama bayram ettiler falan filan, zaten çok şöhretli ve çok kabiliyetli bir adam. Şimdi belki hani tekrar hatırlatmak babında, şimdi sen Paris'te liseyi bitirdin, sonra ekonomi ve sosyal bilimler okudun. Evet, ama çok az bitirmedin. Yok, bir ay bile gittim üniversite bir şeye gittim. Orada. Ayıp BTS. İnsan yazdırmaz şuraya be. Hiç olmasa ben siyans ekonomikte bir seneden fazla okudum yani. Yok, olacak çok iyi. Onu bir şeyleri sordular bir ara, bir öyle bir şey demişim, evet. Bir yazmışlar. Işte. Sonra Ecole Florent yazıldın. Ya çünkü çok sıkıldım. Yani 23-24 yaşına geldiğimde biz ailecek işte biliyorsunuz. Audrey Tautou ile aynı sınıfta evet, okumuş. Evet. İnanılmaz sınıf arkadaşları, inanılmaz. Benim sınıf arkadaşlarım çok iyi. O dönem dahası hocalarım da var yani. Hocalarım Isabel Ajani hocam mı? Yok, Isabel Nanti diye bir Nanti şey var. Kim yazmış buraya Isabel Ajani diye ya? Ben de diyorum Isabel Ajani ne alakası? Isabel Nanti, yani Fransa'da çok değerli bir... Depardieu var mıydı? Depardieu, master class'ı geliyordu. Master ama sadece geliyordu. O değil, Vincent Lando Sophie Marceau? O gelmedi, ben onu hatırlamıyorum. Bunları niye o zaman yazıyorlar buraya? Demek ki Fransızca, ismi Fransızca olan artistleri buluyorlar. Onların hepsi sana ders vermiş gibi davranıyorlar. Sonra sonra 2006'da Antalya'da festivalde gördüm yani. Hiç peki kaldı. Sen Frankenstein'de oynadın mı? Oynadım. Burada... Hatırlamıyorum. Ben de izlemişim çok, ben çok... Çok mutlu. Çünkü Türkiye'de ilk oyunumdu. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde biliyorsun... Çıplak benim... vatandaşlar. Evet. Senin müthiş prodüksiyonundu. Evet. Hala tadı damağımda. Yapacağız ama onu tekrar. O oyunun evet tekrar yapılması lazım. O nasıl? Oyun hakikaten müthiş bir başlangıç yaptı. Fakat tabii ki işte sahneler şudur da pandemi budur da. Pandemide battım. Ya bir de pandemi girdi yani. Hadi pandemide batmayan var mı? 14 oyuncu. güzeldi ama çok keyifliydi. İnanılmaz peki. Eğlendim. Şimdi senin bu kadar pek bir şey yok.
Yani seninle ilgili Closer var. Yani bulabildikleri bu kadar. Onları da hani tatlı göstermek için Sophie Marceau, Gerard Depardieu falan gibi ilave etmişler. Closer var. Closer. Ha? Closer oldu. Closer yaptı. Sen şeyde Dada'da oynayacaktık. Pandemiden oynayamadık. Evet, Closer. Hatırlıyorsun. Aa, Closer bir de çok yakışırdı Dada'ya. Evet. Çok yakışırdı. Sonra şeyleri David Mamet'ler oynadım Fransa'da. Speed the Plow, American Buffalo. Ha. Sen de bir gün Glengarry Glen Ross'u yaparız inşallah. Çok isterim. Evet. Çok isterim. Ben bayılıyorum şeyin filmi de David Mamet'in. Bayılıyorum. Şu, o sivri dili. Ya o orada o kadro Jack Lemmon dahil, yani, Al Pacino dahil. Bak, o kadar güzel olur ki 4 kişilik oyun orada sen inanılmaz. Yapmayalım mı? Yapalım. Bu seneyi geçip yapın. Bu seneyi geçip yapın. Büyük bir şeye kalkışmayın diyor. Oynanıyor galiba. Devlet Tiyatrosu'ndan bir yerde oynanıyor. Oynansa bile önemli değil. Biz çok farklı oynuyoruz onu. Tam yani merak edenler Google'lasınlar. Glengarry Glen Ross filmini de tabii Google'lasınlar. Botto Strauss'u belki bilirsin. O yeni dalga ben şeyler. Ben seni kadar entelektüel. Yok hayır. Her şeyi bilirim. Niye bilirsin dedim ben ya. Çok pişmanım şimdi bunu söyledim. Peki, şimdi çocuk ana karnında 6 aylık mı? 7 ay. 7 ay. 7 ay. Ay be. İsim arıyoruz. Hı? Erkek ismi. Okan. Atlan. Ne bileyim ben. Bu, bir dakika dur. Bir dakika. Bunun için en doğru. Bunun için en doğru yerdesin. Evet. En doğru yerdesin.